Arkadaşlar, Planck'ın kuantum kuramı ve fotoelektrik olaydan bahsedelim. Dalga kuramına göre siyah cisim ışımasında sıcaklık arttırıldığında dalga boyu ve ışıma şiddetinin doğru orantılı olarak artması gerekiyor. Ancak deneyler sonucunda değerlerin bir maksimum değerden sonra düştükleri görüldü. Yani maddelerin aldığı veya yayımladığı enerji sürekli değil, kesikli bir durum gösteriyordu. Planck'a göre enerji de madde gibi sürekli olmayıp belirli değerlerde özel paketler biçiminde sınırlıdır. Işıma enerjisi belli büyüklüklerde sorulup yayımlanabilmektedir. Yani kuantlar halinde alınıp verilmektedir. Belirli büyüklükteki bu değerler H nü'nün katlarıdır arkadaşlarım. Yani 1 H nü, 2 H nü, 3 H nü şeklinde gider. 1 H nü, 1,5 H nü diye bir şey olmaz arkadaşlarım. Mutlaka H nü'nün katları olmak durumundadır. Her kuantum enerjisi ışımanın frekansı ile doğru orantılıdır. E eşittir H çarpı nü eşitliğini kullanacağız arkadaşlarım. Şimdi C eşittir lambda çarpı nü. Yani frekansı buradan çekersek C bölü lambda. Yerine yazarsam arkadaşlarım HC bölü lambda eşitliğini bulurum. E eşittir H nü veya E eşittir HC bölü lambda bağıntısını kullanmıştır. Bu bağıntıdaki H Planck sabiti olup değeri 6,62619 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniyedir. Yaklaşık olarak arkadaşlar 6,63 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniye alıyoruz. Fotoelektrik olay. Einstein'a göre belirli büyüklükteki enerji kuantumlarının foton, metal elektronları ile etkileşmesi fotoelektrik olaya yol açar. Einstein fotoelektrik olayla ışığın tane olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Bir metal yüzeyine düşürülen ışının yüzeyden elektron koparmasına fotoelektrik etki ya da olay denir. Koparılan elektronların enerjisi ışımanın şiddetiyle orantılıdır. Ama gerçekte kopan elektronların enerjisinin ışımanın frekansıyla orantılı olduğu görülmüştür. Fotoelektrik olayla ilgili görüntülere bakalım arkadaşlarım. Metal yüzeyine düşen ışıma elektronları fırlatır. Işımanın şiddeti arttırılırsa fazla sayıda elektron fırlar. Işımanın enerjisi artarsa fırlayan elektronların hızı da artacaktır. Işımanın şiddetinin arttırılması fırlatılan elektronların sayısını arttırır. Yani şiddet artıyorsa elektron sayısı ne yapacak arkadaşlarım, artacak. Fakat enerjilerini değiştirmez. Bir metalden elektron koparabilmek için gönderilen ışının belirli bir frekansa eşit veya daha büyük olması gerekir. Işığın frekansı arttırıldığında aynı metalden koparılan elektronların kinetik enerjilerinde, yani hızlarında artış olur. Fakat kopan elektronların sayısı değişmez. Işımanın enerjisi artarsa fırlayan elektronların hızı artar. Enerji artıyorsa hız artıyor. Fotoselli aletler, kapı, musluk, lamba gibi bunlar arkadaşlarım fotoelektrik etkiyle çalışıyor.